Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sevimli güzel bir hırkayla birlikte olacağız. İki parçadan oluşuyor hırkamız. Altıgen hırka diye geçmekte hırkamızın model ismi. Kol altından şuradan başlamaktayız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın kol altından şu kısımdan başlıyoruz. Artışlarımızı yaparak yarım bir gövdeyi tüm şekilde örüyoruz. Yarım gövdemizin hem kendisi hem de kollarını kapsamakta. Daha sonrasında yine göbek kısmından kol altından başlayarak aynı ölçüde ilk ördüğümüz ölçü ve sayıya uygun olarak ikinci kol ve gövde bölümümü ördükten sonra arkadan birleştirme işlemini yapıyorum. Arkasından birleştirme işleminiz bakınız tığ ile yaptım. Dilerseniz iğne ile de yapabilirsiniz. Bu çalışmamızı tamamladıktan sonra boy uzunluğu için iki sıra daha ördüm. Bir pembe bir yeşil sıra sonrasında kenar tığlama çalışmamızı yaptıktan sonra hırkamız kullanıma hazır hale geldi. Şöyle baktığımız zaman tüm gövdeyi görmekteyiz. Şimdi ölçülerimize bakalım. Bir kol ucundan diğer kol ucuna Gövde genişliğine şöyle bakalım 55 santim bir uçtan diğer uca uzunluğu kol altına kadar olan uzunluğuna bakalım 15 santim yukarıdan aşağıya doğru uzunluğuna baktığımızda da 30 santim hırkamızın uzunluğu bir tane yeşil ipimi kullandım biraz kaldı pembe mi ise yarım kullandım. Ondan da e, tabi epeyce kaldı. Sizler tek renk üzerine de çalışabilirsiniz. Tamamen kullanacak kişiye göre ister iki renk ister daha fazla renkler e, her türlü gayet güzel olmakta dilerseniz kendinize de çalışabilirsiniz. Kol genişliği yeterli olduktan sonra örmeyi keselim. Eğer kendimize ya da daha büyük çocuklara örmek istersek gövde uzunluğunu aşağıdan örerek büyütelim. Şöyle burada iki sıra halinde ben örerek büyüttüm gövdemi. Daha fazla uzunluk isteyen arkadaşlarımız yine aynı şekilde işlemlerimizin tekrarıyla dilediği kol boyuna ulaşabilirler. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel hırkamızı çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Yeşil rengimle ben altıgen bluzumu örmek istiyorum. Dilediğiniz marka ürünleri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz koton, dilerseniz akrilik hangi ipe rahatlıkla ulaşabiliyorsanız o iplerden örebilirsiniz. Tabii ki koton ipler yazlık örgülerimizde daha güzel durmakta. 2,5 numaralı tığımı da bu ipimi örmek için kullanıyorum. 8 tane zincir çekerek hemen başlayalım. Önce bir tane düğümü atıyorum sıkıştırıyorum. Ve yavaş yavaş 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincirimi çekip birinci zincir içerisine gelerek giriyorum. Burada minik bir yuvarlak yapmak için içinden geçip kapatıyorum. Kapadıktan sonra hemen bakınız ipimiz şöyle elimizde. 5 tane zincir çekiyorum bir üst sıraya geçmek için. 3 4 ve 5 ipimi tuttum iki defa doluyorum zincir içerisine giriyorum 3 tane trabzan öreceğim zincirimi birinci trabzan olarak sayıyorum ve her trabzanımızı modelimiz bitene kadar iki defa dolayarak öreceğiz zincirimin yanına iki tane daha yeni trabzan örüyorum 3 defa da çekeceğiz ama ikisini çekip tığımızda bekletip üçüncüsünde üçünü aynı anda kapatacağız şimdi bakalım 1 2 Bakınız kapamadım. Tekrar iki defa doluyorum. Bir, iki. Zincirim dahil üç trabzanımı ördüm. Tek seferde hepsini kapadım. Araya üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. İki defa tekrar doluyorum. Üç tane trabzanımızı aynı şekilde örüyorum. Bir, iki. İki defa çekiyorum. Üçüncüyü kapamıyorum. Doluyorum. Giriyorum. Bir, ve 2. Tığımda bekletiyorum. 3. kez 2 defa doladım. Zincirimin içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Burada 4 tane ilmeğimizi görmekteyiz. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Araya 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Her 3 trabzan arası mutlaka 3 tane de zincirimiz olacak. Toplamda burada 12 tane grubumuzu öreceğiz trabzan grubunu aynı şekilde. 1 2 bekletiyorum. 1 2 3. trabzanımı da örüyorum. Tek seferde kapatıyorum. Araya yine 1 2 3 zincirimi çekip iki defa başını doluyorum ve diğer trabzan gruplarımı örmek için hemen batıyorum. Bu arada sizlerden bir ricam olacak. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Sizlerle beraber örmekten zevk almaktayız. Umarım sizler de beğenir ve zevk alırsanız örgünün tadına birlikte vararız. Evet 4 tane oldu. Geri kalanlarında ben öreyim sonrasında görüşelim. 12 tane trabzan grubumu birinci sıram için hazırladım. Sayarak kontrol edelim. Sizlerde mutlaka sayın. Üzerinden geri dönmek zorunda kalmayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 12. Trabzan grubumdan sonra 3 zincirimi çekiyorum. Birinci trabzan grubumu kapadığım noktaya gelerek batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın batıyorum. İpimi alıyorum. Ilmeğimi geçiriyorum. ipimi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Daha sonra ilk 3 zincir içerisine tığımı şöyle altından girdiriyorum. İpimi alarak ilmeğimin içerisinden yine kaydırıyorum şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz İkinci sıramızda da her bir buradaki üçer zincirlik bölümlere aşağıda çalıştığımız trabzan gruplarının tekli değil ikili olarak çalışacağız her bir gruba çift yani 12 tane trabzan grubumuz burada 24 trabzan grubuna çıkacak tıpkı aşağıda yaptığımız gibi 5 tane zincirimi çekiyorum grup başında 3 4 5 2 defa başını doluyorum. Giriyorum. Aynı işlemimi tekrar ediyorum. Tutuyorum. 2 trabzanım oldu zincirimle. 3. trabzanımı da ördüm. Kapatıyorum. 3 tane zincir. 1, 2, 3. 2 defa doluyorum. Yine aynı yere. Buraya. 3 tane trabzandan oluşan grubumu örüyorum. Üçüncü trabzanımı da örüyorum tek seferde çektim 1 2 3 bakınız araya çift olarak grubumu oluşturdum artışlarımızı yaparak büyüteceğiz bakın şimdi ilk yandaki zinciri yine iki defa doluyorum Tıpkı burada ördüğüm gibi 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanımı örüyorum 1 kapatmıyorum ikinciyi tamamladım üçüncü Hepsini tek seferde kapatıyorum. Araya 1 2 3. 2 defa doluyorum. Geliyorum. Yeniden 3. kez kapatıyorum. 1 2 3. Gruplarımızın hem kendi içerisinde hem de iki grup arası geçişlerde mutlaka üçer zincirimiz var. Bunu unutmayalım. 3 zincir kendi içinde de bakınız grubumuzun içerisinde 3 zincir. Grubumuzun arasında da üçer zincirimiz var. Tekrar 3 zincirimi çektim. Tığımın başını yine iki defa doluyorum. Girerek buradaki çiftin aynını tekrar ediyorum. Bütün zincirlerimize aynı işlemimizi yapıyoruz. Çifter çifter örüyoruz. Araya 3 zincir kendi içerisindeyim alıyorum Diğer trabzanı da örüyorum. 2 3. trabzanımı da ördüm. Tek seferde hepsini aynı anda çekiyorum. 3 grubumu ördüm. Şimdi grup arası geçiş yapacağım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Kalan bütün zincirlerimizin üzerine aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. 3 tane trabzanımız, 3 zincirimiz, 3 trabzanımız. Bu noktaya kadar aynı işlemlerimizde ilerleyelim. İkinci sıramızda artış yaparak 24 tane trabzanımız oldu. Şöyle saydığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10. 12 14 16 18 20 22 24 lütfen kontrolü yapalım. Eksik olmasın. Evet 3 tane zincirimi çektim ikinci sıramın sonunda. Şimdi yeniden artışlarımızı yaparak bluzumuzu büyütmeye devam ediyoruz. Bu sıramızda yani 3. sıramızda bir tane tek örüyoruz, birisine çiftli. Tekli, çiftli, tekli, çiftli şeklinde artışlarımıza devam edeceğiz. Şimdi nasıl yapacağımıza bakalım. Zincirimizi alıyorum. Şuradaki Trabzanımızı kapadığım yerin hemen yanına giriyorum. Tığımın ucunu girdirip ipimi alıp ilmeğimin arasından kaydırıyorum. Tekrar zincirin 3 tane zincirin altına tığımı girdiriyorum. Bakın boşluğa girdiriyorum. İpimi alıyorum. ilmeğimin arasından yeniden kaydırarak bu arı boşluğa yani 3 zincirin olduğu noktaya geçişimi yapıyorum. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Tıpkı aşağıdaki ilk grubun zincirden oluşan trabzanda ördüğümüz gibi zincirimi çektikten sonra yanına iki tane trabzanım örüyorum tekrar kapatıyorum 3 zincirimi çektim tekrar 3 tane trabzanımı buraya örüyorum tek seferde kapıyorum araya 3 tane zincir her grubumuzun arasına üçer tane zincir. Başlangıcı tek olarak ördüm. Hemen bakın aralara örmüyoruz. Şöyle trabzan gruplarımızın kendi içerisindeki olan bölümü örüyoruz. Burayı çift olarak artış yapacağız. Birisi tek, birisi çift. Çiftimizi de örelim zincir sonrasında. 3 tane trabzanımı örüyorum. Üçüncüyü çekiyorum. Araya 1, 2, 3 tane zinciri yeniden Başını dolayarak trabzanlarımı örüyorum. Giriyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı ördüm. Kapatıyorum. 1, 2, 3. Şimdi artış yapacağımız için buraya aynı bu grubun yani burada yapmış olduğum işlemin aynısını bir tane daha çift olarak buraya örüyorum. Burası iki çift olarak olacak. Birisi tek birisi çift. Şimdi ikinci çiftin ilk trabzanını ördüm. İkinci trabzanımı ördüm 3. trabzanımı ördüm kapatıyorum araya 3 tane zincir bakın burada 3 tane trabzan grubumuz oldu Dördüncüyü örmek için iki defa doluyorum girişimi yapıp başlıyorum tek seferde kapatıyorum bitirir bitirmez 3 tane zincir. Evet bu 3. sıramızda bir tanesini sıradakini bakın şu şekilde tek olarak öreceğiz Bir tanesini tek bir çift bir tek bir çift olacak. Yani burada 6 tane çiftliğimiz, 6 tane tekli grubumuz 3. sıranın sonunda oluşacak. Tekrar sıradakini bir, iki defa doluyorum. Buraya atlıyorum. Kendi grubun içerisine. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın şu grubun içerisine. Ara boşluklarımıza değil. Şu kısma değil. Gruplarımızın şöyle belli olduğu üzere kendi içerisine giriyorum. Dikkatli bakarsak hiç kafamız karışmadan çok çok kolay bir şekilde modelimizi kuracağız. Çok da zevkli. Emin olabilirsiniz. Üçüncüyü örüyorum ve tek seferde kapatıyorum. Bunu da tek olarak ördüm. Buradaki gibi. Şimdi sırada buradaki çift örüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki grubumu çift ördüm. Tek, çift, tek, çift. Sıramız bitene kadar bu işlemimizi sırasıyla tekrar ediyoruz. 3. sıramızı tamamladık. Bir tanesini tek, birini çift. Tek, çift, tek, çift olarak ördük. Burada 6 çift, 6 tekimiz oldu. Çiftleri sayalım bakınız. 2 3 4 5 ve 6. Tekleri saydığımızda 2 3, 4, 5 ve 6. Kontrollerimizi yaptıktan sonra dördüncü sıramıza başlayalım. Şuradaki artış yapmış olduğumuz yerden hep artarak devam edecek. Tekli kalan bölümlerimizde ise kesinlikle artış yapmayacağız. Bu artış yaptığımız gruplar arasında tek olarak devam edecek. Şurada çift olarak çalıştığımız grup artarak devam edecek. Tekler ise yine aynı tek olarak devam edecek. Şimdi ilmeğimi alıyorum. Birinci grubumun tepesinin hemen birleşme noktasının yanında ilmeğimin içerisinden ipimi geçiriyorum. Zincirimin içerisine giriyorum. Ve bu sırada da artışımızı yapacağız. Teklerimizde artışımız yok. Hemen 5 tane zincirimi çekip grubumu oluşturuyorum. 1 2 3 Her sırada bir tane Grup artacak. Yani şuradaki artma yerinde bu kısımda değil. Burası aynı olacak. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Tek olan hep tek olarak devam edecek. Bakınız şimdi şurada artışımız olacak. Bakın burada bir de bir bir gruptu. İkisiyle birlikte çiftiyle bir çifti yukarıda 2 çift, bir üstte 3 çift, 4 çift, 5 çift, 6 çift şeklinde burada çiftlerimiz artacak. Şimdi burada 3 tane çiftimiz olacak. Birinci çifti buraya yapıyorum. İkinci çifti buraya yapıyorum. Üçüncü çifti ise diğerinin arasına yapıyorum. Tekli çiftlerde yani bu tek olan ara bölümlerde ise artış yapmıyoruz. Yine bir çift olarak devam edecek. Birinci, ikinci, üçüncü çiftimizi buraya örüyoruz. Aynı şekilde bir, iki, üç. Teklere dokunmuyoruz. Aynı şekilde ilerletiyoruz. İki doluyorum. Giriyorum birinci çiftimi örmek için. kapatıyorum. 1, 2, 3. Birinci çiftimi kapadım. Araya 3 tane zincir. Şimdi bakınız 1 çift, 2 çift, burası 3 çift olacak. Araya giriyorum. Şu noktaya lütfen dikkat edelim. Artık bu sıra üzerine devam edecek böyle. 2 3 kapatıyorum 1 2 3 aynı yere çiftin diğer grubunu da örüyorum 3 1 2 3 ve bakın 1 2 3. ile buraya örüyorum. 2 doladım. 1 2 3 Çiftin birini ördüm. Diğerini de aynı dibine batıyorum. 2 ve 3. Kapatıyorum. 1 2 3 araya 3 tane çekiyorum. Şöyle görelim bakınız. 1 çift, 2 çift, 3 çift. Bir sonraki sırada 4 5 6 istediğimiz kadar büyütebileceğiz. Şimdi buradaki tek çift olarak devam edeceğiz. Yine çiftimiz iki çift olan yeri üç çift olarak örelim ve dördüncü sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın şu şekilde. Artık bütün sıralarımızı yani devam eden sıralarımızı bu şekilde öreceğiz. Bir sıramızda yuva içerisine iki grubumuzu tamamlayacağız. Bir üst ise iki grubun arasındaki noktaya bir tane daha grubumuzu bu çiftli grubumuzu öreceğiz ve e, bu şekilde ilerleyeceğiz tek olan çerçeve olarak etrafında devam edecek her iki bölüm arasında şöyle bakarsanız Bakınız bu artış yaptığımız ortada tek olan sonra diğer tarafta yine tek olan artış yaptığımız bölümlerin tamamı bu şekilde ilerleyecek şöyle göstermek istiyorum bundan sonrasını çift olarak şu kısmı öreceğiz Bakınız, üstte tam ortadakinin içerisine örüyoruz ve e, tıpkı şöyle bakınız iki tane sağdakini tek olarak örüyorum ortaya çiftli grubumu örüyorum soldakini yine tek örüyorum daha sonraki sırada ise yine tam arasına girecek şekilde örgümüzü devam ettireceğiz şöyle şöyle bakalım bakınız bir bir çiftimiz var iki çift oldu şimdi üzerinde bir iki üç kenardaki bölümleri şöyle sayıyoruz. Bir sonrakinde bu ortaya iki çift öreceğimiz için yani şu şekilde öreceğimiz için burada dört tane olacak. Her sırada bir her birer bu artış yaptığımız bölümler artarak çoğalacak ve ister kendimize ister daha küçük çocuklarımıza bu şekilde örerek devam edeceğiz. 1 2 üç, dört, beş diye ve tamamen kura bu şekilde. Çift ve bir çiftin tam arasına artış yapıyoruz. Şimdi geçişimizi yapalım. 3 zincirimi çekmiştim. Başlangıç noktasına gelerek batıyorum, çekiyorum. Diğer zincirimin altından geçip ilmeğimi geçiriyorum. Ve sonrasında 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Buradaki tek olan bölümleri yine tek olarak örüyorum. Bakınız artış yaptığımın yerdeki hiçbir zaman bunlar artış yapmıyorum. Sadece artışımızın içerisinde artışlarımız olacak. Çiftimi örüyorum. Hep aynı işlemlerimizin tekrarı. Araya 3 tane zincir ve 3 trabzanımı 2 defa dolayarak ikisini örüyorum. 3. kez çekiyorum. 1 2 3. Evet, şimdi geldim. Bakınız buraya tek örüyorum. Çift örüyorum. Ortaya ise şu aşağıda yapmış olduğumuzun aynısını yapıyorum. 2 çift olarak örüyorum. 2 defa doluyorum. 1 çifti örüyorum. Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 1, 2, 3. Aynı yere bir çift daha örüyorum. Yani bir tane daha grubum örüyorum. 1, 2, 3. Evet artışı tam ortadakinden yapacağız. Burada ne kadar çok olursa olsun hiç fark etmez. Araya giriyorum. Şuraya çift oluyor olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 ördüm kapıyorum tekrar aynı tekrarları yaptığım için biraz hızlı örüyorum ama zaten yaptığım farklı bir işlem yok birinci çiftimi ördüm 3 tane zincir çektikten sonra şuradaki işlemimin aynısı yine aynı grubumu buraya örüyorum şöyle biraz yer açıyorum tabi zincirim açıldı hemen ikisini çekiyorum yerimi açtım bir çift daha örüyorum kapatıyorum 1 2 3 yanlışlıkla 3 yapmayın mutlaka 4 olacak ikinci çiftimi örüyorum tek seferde çekiyorum 1 2 3 diğer tarafa geçiyorum araya bakın şu araları örmüyorum kenardaki çiftimi de ördüm. Şimdi bakalım. Bakın buradaki gibi yaptım. Bir sonraki sıramızda ise artışımızı tam şu noktaya örüyoruz. Her iki grubun arasına örüyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bir tanesine çifti, bir tanesine bu şekilde örüyoruz. Şimdi kenardaki teklerimizi örüyoruz ve bu sıramızı da 4 olarak tamamlıyoruz. Bakınız her iki kenarımın e ee, şöyle ayırdım tekli olan bölümümüzü görmekteyiz. Tekli artışlarımı yaptığım bölüm 1 2 3 1 2 3 ve 4. Bir sonraki 5 olarak artacak. Bu şekilde örerek biraz büyültelim. Birinci parçamın aynı sayısında ve aynı renk sırasıyla e, ikinci parçayı da örerek geldim. Birebir eşit iki parçamız şu anda hazır. Bu parçalarımızın e, bir tanesini kolumuz ve gövdemiz için kullanacağız. Diğerinde kolumuzun ve gövdemizin diğer kısmı için birisi sağ birisi sol olacak. Şimdi bunu birleştirerek önce arkasını dikelim birleştirelim. Dilerseniz bluz olarak hem önü hem arkayı dikerek, dilerseniz sadece arkayı dikip önü açık alarak e, hırka ceket olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Altıgen de bildiğimiz gibi altıgenin tam karşısına denk gelen yere şu şekilde kapatıyorum ve parçamın bir tanesi çıkıyor. Bakınız kolumuz ve gövdemiz belli. Yine aynı şekilde altıgenin parçasının bir ucundan diğer ucuna geliyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman bakınız. 1-2-3-4 dördüncü kıvırıyorum diğer parçamızı da bu şekilde oluşturuyoruz şöyle görelim bu şekilde önce arkayı dikelim e, isterseniz iğnemizle İsterseniz tığ ile bu işlemimizi yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelecekse ilk önce arkamızı birleştirelim. Daha sonra ense boşluğumuzu ayıralım. Kollarımızı dikelim diğer tarafa doğru ya da tığ ile nasıl isterseniz. Eğer önü kapalı kullanmak istiyorsanız önünü de dikelim. Ama ben bunu önü açık olarak kullanmak istiyorum, göstermek istiyorum. Altını da daha uzatmak isterseniz ya yeşilimizde ya da kullandığınız her ne renkse ya da pembemizde birazcık daha alttan devam edebilirsiniz. Ama bu alttan büyütme işlemini diktikten sonra yapmamız daha sağlıklı ve güzel olacaktır. Şimdi ben tığ ile birleştirme işlemini başlamak istiyorum. Tersinden birleştiriyorum. Ama zincirimi çekip düğümümü attım. Ortadaki tam merkezi görüyorum. 3 tane bakınız çiftli üç tane birinci çifti bırakıyorum ikinci çiftin olduğu yerden alttan şöyle tığımı geçiriyorum diğer karşıdakini alıyorum yine diğer taraftan şöyle geleceği için bir çifti bırakıyorum şuraya gireceğim bakınız üçlüyü görmekteyiz birini bırakıp aradan başlıyorum buraya öncesinde batıyorum Sabitliyoruz kendimizi bir tane zincir çektim bir tane çifti bırakıyorum araya giriyorum. Bakın şu araya çifti bıraktım. Şöyle görmenizi istiyorum. Şu araya giriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Karşıdaki zincire giriyorum. Buradan sonrası tamamen karşılıklı birer zincirle bir zincir buraya bir zincir diğer parçadaki araya bir zincir çekiyorum hep zincirlerin içerisine giriyorum buraya bir zincir çekiyorum diğer parçadaki zincirlerin içerisine hepsine birer zincirle bağlanıyorum bir zincir eğer sık olacak olursa iki zincir de çekebilirsiniz sona kadar bir zincir bir parçadan bir zincir diğer parçadan çekerek bağlanıyoruz şöyle görmenizi istiyorum ön yüzden. Bakın ön yüzden de şu şekilde bir bağlantımız olmakta. Sona kadar inelim. Sona kadar geldim. Ön çevirmek istiyorum. Bakınız başlangıç yerimizden diğer uca kadar tığlayarak geldim tam eşit. Bakın bir tane kaldı. Her ikisinin arasından da birleşme işlemini yaptım. Bir tane de zincirimi çektikten sonra burada artık tamamlıyoruz. Evet, arkamızı bitirmiş olduk bu şekilde. Şöyle görelim. Şimdi kollarımızı dikelim. Arkadan birleştirme işlemini yaptıktan sonra şimdi kollarımızı birleştirme işlemimizi yapalım. Kollarımızı birleştirirken burada ön ve arkadaki boşluklarımızı bırakmayı unutmayalım. Bunun için şu şekilde ayarımızı yapalım. Bakınız şurada 1 2 3 tane olan bölümümüz var. Şöyle yakından görmenizi istiyorum. Şöyle tuttuğum zaman 1 2 3 artış yaptığımız bölüm. Oradan bakınız 3'ün Şöyle ikisi durmakta. Yani bir buçu yukarıya diğer bir buçu da aşağı kısma dahil olmakta. Diğer taraftan da bir taneyi alalım. Şöyle çiftin ortasından itibaren bu kısmı boş bırakalım. Diğer tarafı kolumuzun ucuna kadar tam ortaya kadar birleştirerek tamamlayalım. Diğer tarafta da bakınız 3 taneyi ayırıyorum. Diğerinin tam ortasına işareti koydum. Diğer tarafta da yine şuradaki tam orta boşluğa kadar kolumuzun üzerine birleştiriyoruz. Böyle işaretimizi takalım ve örmeye başlayalım. Yine şöyle ben işaretlerimi göstermek için takmıştım. Çıkarıyorum. Şöyle daha derin istersek biraz daha geriye gelebiliriz. Ben çok fazla geniş olsun istemedim. Tabii eğer kendimizi öreceksek ya da daha yaşı büyük çocukları öreceksek birazcık daha ee, geri gelebiliriz yakamızı istediğimiz açıklıkta ayarlayabiliriz Evet şimdi arkasından başlıyorum bir tane zincirimi çekmiştim çıktı yeniden zincirimi çekiyorum ve düğümü atıyorum Kolumu büküyorum tam ortadan bakınız orta 1 2 3. Diğer tarafta da 1 2 3 ortaya giriyorum. Bir tanesine girdim. Buraya bağlanıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer ortama geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki zincir boşluğunun içerisine geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Karşıdaki örmediğim ilk zincir boşluğu içerisine giriyorum. Karşılıklı bir diğer taraftan bir bu taraftan birer zincir çekerek birleşme işlemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa bakınız. Aynı yere iki defa batmıyoruz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. birer zincir karşılıklı bir tane zinciri çektim düğümümü attım ve bu şekilde tamamlamış olduk kolumuz şimdi diğer kolumuza da aynı işlemimizi tekrar edelim Omuzlarımızın üzerinden şöyle kollarımızın tamamını diktikten sonra alt boyumuzu biraz uzatmak istiyorum. Yine zincirimizi çekip tığımıza bir tane düğümümüzü atalım. Ve alt boydan birkaç sıra yani yeterli uzunluk olana kadar örmeye devam edelim. 1, 2, 3 tane olan bölümümüz var. 1, 2, 3 ortasından başlayalım. Şöyle düz yön olacak şekilde örgümüzü başladım bakınız ortaya giriyorum tam ortadaki 1 2 3 ve 4 2 zincirimi iki defa başını doladım ikişer ikişer çektim 2 i̇ki doladım tek seferde kapadım 1 2 3 2 doladım Yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Üçer trabzanımızın hepsini tek seferde şöyle alıyoruz. Araya zincirlerimizi çekiyoruz. Yine bakın şöyle doluyorum. Diğer yuva içerisine giriyorum. Burada artma ya da eksilme herhangi bir farklı işlem çalışmıyoruz. zinciri 2 ya da 3 kaç çektiyseniz o şekilde çekelim ara zincirlerini ve diğer uca kadar işlemimizi tekrar edelim şöyle başladık hırkamızın arka ortasına gelene kadar çifter çifter ördüm tam arkadaki bağlantı yerimizi görmekteyiz bakınız şu kısmı görmekteyiz buraya bir tane üçlüm örüyorum araya 3 tane zincirimi çekiyorum iki defa başını doluyorum diğer Hemen bakınız çiftin yanına girerek diğer üçlüyü buraya örüyorum. İki defa doluyorum, üçüncüyü örüyorum, kapatıyorum. Bir tane bu yönde, bir tane diğer yönde ördüm. Sonra her zaman yapmış olduğumuz gibi aralara batarak çiftli bir şekilde örmeye devam ediyorum. Diğer uç noktaya kadar geldim. Tam ortasında bitirdim. Tekrar aynı yerden ön yüzden örmeye başladım. Bu kez yeşil rengimle tam arkaya geldim. Arkada bakınız farklı farklı bölümlerinde sağ ve sol tarafta birer tane örmüştük. Bu kez tam ortaya bir tane ördüm. Grubumuzu şöyle görmenizi istiyorum. Birer birer örmüştük. Bir üstte iki olarak tamamladık. Yine aynı yerden bakınız başladım. Tam ortasından birer birer ilerliyorum. Şimdi sona kadar aynı işlemimizin tekrarıyla bitirelim. Diğer uca kadar örerek geldim. Çok tatlı oldu. En son bir tane zincirimizi çekelim. Bakın kapadıktan sonra Ve ipimizi buradan keselim. Daha isterseniz uzatmak ya kullandığımız renkleri değiştirerek ya da tek renk üzerine devam edebilirsiniz. Ben şimdi kenar tığlama çalışmamı yapmak istiyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Ön yüzden alttan giriyorum. Ve tığlama çalışmamı başlatıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekip hemen dibine giriyorum. Dibine bir tane trabzan ve aynı yere batıyorum. Bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Alttaki trabzanımın şöyle bir tanesini arasına giriyorum. Ve buraya sabitleniyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu kez zincirimin şöyle altından giriyorum. Bir, yine altından giriyorum. 2 tane trabzanımı örüyorum. Pembeme giriyorum. Buraya sabitlendim. Bakınız araya. Zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Batığım yerin altından şuradan 1 ve 2 iki. ikili trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki araya geçiyorum. Bakınız çok uzağa gitmeyelim. Şimdi artık göz kararı olarak ölçülü bir şekilde yukarıya doğru çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Battığımız yeri zincirimizi 3 tane çekip altına giriyorum. Bakın tam altından kavruyorum. 1 ve 2 göz kararı olarak ölçtüğümde bakın sığımın ucu şuraya uygun gelmekte çok ileri gidip büzdürmeyelim çok sık yapıp da karanfilleşmesini engelleyelim 1 2 3 altından giriyorum altından ve diğer boşluğa buraya girersem yakın olacak tam araya geliyorum bu şekilde 3 tane zincir iki trabzan şeklinde örerek yukarıya kadar çıkalım ve tüm çevreyi dolaşalım. Diğer uca kadar geldim. Yakasını da şu şekilde ördüm. Kolumun bir tanesini de ördüm. Son bakınız batmış olduğum yere bir tane zincirimi çekiyorum. Buradan ipimi keserek yeşil rengimle sadece diğer kolum kaldı. Diğer kolumu da tamamlamak üzere hemen zincirimi çekiyorum aynı işlemime oradan başlıyorum. Yukarıdan başlıyorum. Şuradaki birleşme işleminden başlıyorum ve düz yönden örüyorum. Şöyle yakamızı görelim. Bakın ne kadar güzel oldu. Çok değişik, çok hoş. Kolumun bir tanesinde ördüm yakamı. Diğer kolumu da şimdi birlikte başlayalım. Bağlantı yerinden bakınız ortadan bağlanarak gelmiştim. Giriş yönüne yakın yerden batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. İpimi şöyle arkaya alıyorum. Yanına 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Bunu ileriye batıyorum. 1, 2, 3. ileriye battıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yine Altından bakınız şöyle alttan girerek iki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Araya giriyorum. Zincirimin bulunduğu noktaya üç tane zincir çekip yeniden trabzanlarımı örüyorum. Araya giriyorum zincir arasına ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar devam ettirip birleştiriyoruz. Başlangıç noktama kadar örerek geldim. En son trabzanımı ördükten sonra başlangıçtaki ilk trabzanla ikinci trabzanımın arasına giriyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Ve ipimi kesiyorum. Pembe renkli ipimi alıyorum. Yeşille bitirmiştik. Bakınız en alt kısmımızı. Yeşille e, bitirdiğimiz için pembe ile tığlama işlemini başlatıyorum. Ve şuradaki kenardan batıyorum. İlk batma işlemimi son yaptığım kenar çalışmasının içerisine giriyorum. 1 2 3 Aynı yere ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç trabzanımı ördükten sonra araya gelerek batıyorum. Yani zincirlerimin bulunduğu yeri göz kararı olarak ayarlıyoruz 3 zincirimi çekiyorum yine altından 2 trabzanımı örüyorum toplamda zincirimizle birlikte 3 trabzanımız oluyor araya giriyorum 1 2 3 önce zincir daha sonrasında altından geçerek trabzanımızı örelim ve devam edelim araya giriyorum bu şekilde tıpkı diğer yanlarda ve kollarda çalıştığımız gibi aşağıya da örerek bitirelim. Uç kısma kadar tığlama işlemimi yaparak geldim. En son trabzanlarımı ördüm. Başlangıcı yandaki trabzanımın ilkinin arasına giriyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra tığlama çalışmamı burada bitiriyorum. Şeketimizin kenar tığlamalarının tamamını çalıştıktan sonra bir de bağcı kullanmak istiyorum boyun kısmında. Karşılıklı eşit olacak şekilde yerlerini ayarladığımız e, kenarımıza ben bir tanesini ördüm. Şöyle bakın kalın bir zincir çalışması yaptım ve ucuna da modelimizin aynını çalıştım. İki defa başını dolayarak çektim. Kenar tığlamalarımızın tamamını çalıştıktan sonra yakamızda bir tane şöyle bağcık çalışması yapmak istedim. Modelimizin aynını çiçeğinde uyguladım. Zincirimi de farklı bir teknik kullanarak biraz kalın ördüm. Bakın bağcık olmaya uygun. Evet şimdi karşılıklı aynı yere işaretimi koydum. Birini ördüm daha önce birisine de. Şimdi sizlerle birlikte çalışmaya başlıyoruz. Sabitledim bir tane zincir çekmiş olduğum ilmeğimi oradan göstermek istiyorum bakın düğümümü attım işaretimin bulunduğu yere girdim bir ile ikinci trabzan arasına girdim ve kapadım aynı yere bir daha girdim kapadım iki defa girdim bir zincirimi çekiyorum ikinci kez ördüğüm yere girerek alıyorum kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum aşağıya gidiyorum ikinci ördüğüm dıştaki bölüme girerek tekrar girip örüyorum ilmeği iki gibi görünmekte bakın burada bir tane zincir çekiyorum aşağıya giriyorum zincirimin ipini dıştakine giriyorum oraya batarak bir ilmek alıp tekrar kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum hep bir zincir çekip bir ilmek al bir zincir bir ilmek al şekliyle aşağıya geliyorum ilmeğimi çıkarıyorum ve örüyorum Tekrar bir zincir çekiyorum. Alttan bir ilmek çıkarıyorum ve kapatıyorum. Bir zincir. Alttan bir ilmek çıkar, ör. Tekrar bir zincir. Aşağıdan bir ilmek çıkarıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Bir ilmek çıkarıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Yeterli ölçü olana kadar bu şekilde örgümüzü büyütüyoruz. Düz zincirden daha dolgun ve kalın. Bakın gayet de hoş örmesi de son derece kolay. Evet biraz daha örelim. Yeteri kadar ördüm. Birisini biraz kısa, diğerini biraz daha uzun çalıştım. Yaklaşık 20 santim kadar. Şimdi zincirimi çekiyorum. Uç kısmının çiçeğini yapmak için 3-4 tane zincir çektim iki defa doluyorum zincirimin dibine gelerek batıyorum ve modelimizde olduğu gibi ikişer ikişer çekerek yukarı çıkıyoruz en sonucu çekmeyelim iki defa tekrar doluyorum aynı yere giriyorum hepsini aynı anda çekiyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 2 doluyorum atıyorum ikişer ikişer alıyorum sonu tığımda tutuyorum zincirimizin ucuna böyle güzel bir çiçek çalışması yapıyoruz arasına zincir çekiyorum tekrar iki dolayarak aynı yere girerek örmeye devam ediyorum hep aynı yer bir iki üç şöyle sayalım diğer tarafta bir iki üç dört beş tane çiçek ördüm yani çiçeğim için trabzan. Burayı da beşi tamamlayalım. Görüşelim. 5. çiçek yaprağını da tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve ipimi buradan keserek bağcıklarımı da tamamlamış oluyorum. Şöyle görelim. 1, 2, 3, 4, 5 diğerinde aynı şekilde ördüm. İpimi arkaya gizliyorum. Şöyle alıyorum. Diğer kalan ipleri iç tarafa gizleyelim. Evet sevgili arkadaşlar aşama aşama hırkamızı ördük ve son haliyle karşınızda durmakta çok çok güzel bir çalışma oldu. Örmesi de gayet rahat ve zevkli. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizler de çalışırsanız bu güzel e, hırkamızdan. Evet e, şimdiden çalışacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin diyoruz ve yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.